İleride inşaatın sahibi inşaat mühendisi Galip Ertekin KRT'ye açıklamalarda bulundu. Galip Ertekin 2012 yılıyla birlikte inşaatlarda enerji kimlik belgesi uygulamasının başlayacağını söyledi. Böylelikle zorunlu hale gelecek ustalık belgeleri ve müteahhitlerin sicil karneleri oluşturmaları sonrasında binalar daha kaliteli olacak diyen Galip Ertekin şu açıklamalarda bulundu. Geçen belediye başkanımız İsmail Ok'un elinde bir yazı vardı. Onu aldım. O yazıda şöyle diyordu. 1943 yılında şehircilik derslerine girdiğimiz çok meşhur bir Alman hocamız bana söyleyin Türkiye'de ne yapmalı diye sınıfta sormuştu. Herkes bir şey söyledi. Bilemediniz ben söyleyeyim dedi. Türkiye dua etmeli. Ama niçin dua etmeli biliyor musunuz? Belediyelerin kasalarındaki mevcut bulunan imar planlarını uygulayacak yöneticiler çıkmasın diye. Bu söylenen 60 yıl önceki ifade bugün Türkiye'nin metropol kentlerini anlatmaktadır bizlere. Yani siyasi yöneticilerimiz ülkemizin şehircilik alanını, imar alanını ne hale getirdiğini göstermektedir. Şimdi yeni yeni işte bu ek yasalarla, düzenlemelerle hatta kentsel şehircilik planlarıyla, dönüşüm planlarıyla Türkiye'de yeni yeni inşaat sektörü hayat bulmaktadır. Deprem öncesi hazırlıklar daha yeni yeni yaşama geçirmeye çalışılmaktadır. Bu da Türkiye'miz için olumlu bir gelişmedir. Bizleri sevindirici bir gelişmedir. Çünkü biliyorsunuz hep söylenir bilim adamları, uzmanlar tarafından önce insanın yaşamı denir. Savaş sonrası da bu tür laflar söylenir ama bunlar hep yıkım ve afetten sonra söylenir. En son örneğini Van'da gördük, yaşadık. Ha, bunların olmaması için bu tür tedbirlerin daha yeterli olduğuna kanasında değiliz ama artmasından da yanayız. Özellikle bu şehircilik planlamaları çok çok önemlidir diye düşünüyoruz. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mikroderma nedir? Mikroderma abrazyon da elmas başlıklı bir alet yardımıyla cilt yüzeyinde bir tıraşlama yapılmaktadır. Bu mikro bir tıraşlama olduğu için hastanın yüzünde herhangi bir rahatsızlık oluşturmamaktadır. Yüzeyel gözenekleri, siyah noktaları, hafif lekeleri oldukça başarılı bir şekilde temizlemektedir. Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca kale çelik kapı bölge bayiliyle sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde.
Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi'nin varlığından doğan fabrikamız, çivi ve tel üretmek amacıyla 2002 yılında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş genç bir işletmedir. 30 bin metrekarelik açık alanda, 9 bin metrekarelik kapalı alanı ve 100 kişilik kadrosuyla ayda 2500 ton üretim yapmakta ve dünyanın 15 değişik ülkesine %50'sini ihraç etmektedir. Beksan Anonim Şirketi, genç kadrosu, teknolojik yatırımları ve almış olduğu ISO 9001-2000 belgesiyle kısa zamanda sektöründe Türkiye'nin lider firması haline gelmiştir. Yenilikçi düşünce anlayışıyla 2009 yılında yatırımlarına devam eden firmamız, ürün çeşitliliği ve kalitesini daha da artırıp branşında Türkiye'deki liderliğini dünya çapına taşımayı hedeflemektedir. Beksan Çivitel AŞ hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi sisli, en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 7 derece. Bandırma sisli, en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece. Edremit parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi karla karışık yağmurlu, en düşük 1, en yüksek 6 derece. Bandırma karla karışık yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 5 derece. Edremit yağmurlu, en düşük 5, en yüksek 11 derece olması bekleniyor. Beksan Çivitel AŞ hava durumunu sundu.